Merhaba arkadaşlar. Şu an ekranda gördüğünüz metinler zannediyorum size çok tanıdık geldi. Çünkü bu metinler Flutter uygulamamızda varsayılan olarak gelen Roboto fontu ile yazılmış. Google Fonts'un bir fontu olan Roboto. Uygulamamızda biz varsayılan olarak bunu görüyoruz. Nitekim şu an bir tane main.dart dosyam var. İçerisi varsayılan uygulamanın törpülenmiş hali. İçerisinde sadece bir text widget var görünen olarak diyebilirim. Buna ben herhangi bir font bilgisi vermedim. O yüzden varsayılan olarak Roboto kullanıldı. Vermek isteseydim pubspec yalm dosyama girip burada en altta assets'in de altında son kısımda fontlar kısmı var. Burada burayı aktif edip uygulama klasörümün içerisine bir yere koyduğum fontu buradan uygulamama yükleyebiliyorum. Bunu zaten bir senedir, bir seneye aşkın süredir uyguluyoruz. Daha sonra buraya verdiğim isimle de çağırıyordum text style'ın içerisinden hatırlarsanız. Bir güzel gelişme oldu. Bunun üzerine gitmek istiyorum. Videoyu çekiş amacım da bu. Aralık ayında izlediğimiz Flutter Interact'ta denildi ki önce şöyle bir materyal dizayndan bahsedildi, övüldü böyle, yükseltildi. İşte Google Fonts da bunun bir parçasıdır dendi. Arkadaşlar Google Fonts'ta şu an 1000'i aşkın font var. Tamamı ücretsiz ve açık kaynak kodlu. 2010'dan beri hizmet veriyor. İşte Google geliştiricileri de Interact'ta dediler ki tamam biz şimdi insanlar bunu indiriyorlar bilgisayarına, oradan bir daha klasöre koyuyorlar, isim veriyorlar, çağırıyorlar falan. Geliştiricileri bu işlemlerden kurtaralım. Daha kolaylaştıralım. Hem bizim Google Fonts da daha çok yaygın hale gelir diye kazan kazan ilişkisiyle. Böyle bir şey yaptılar. Ve Google Fonts isimli paketi PubDev'e koydular. Google Fonts yazınca direkt çıkıyor arkadaşlar. Birinci sırada bunun içerisine giriyoruz. Şu an bizim yapacağımız herhangi bir şekilde font indirip bizim uygulamanın klasörüne herhangi bir şekilde eklemeden ekranımızda bu fontu herhangi bir Google fontunu yansıtabilmek olacak. Yeni bir paket malum Ocak ayının başında görüyorsunuz tarihe. Bir hatırlatmak isterim. Beta şu an hala paket. Zaten sıfır ana sürüm kodu da sıfır. Oradan da anlayabiliriz. Kullanımı çok basit. Paketi Dart dosyasına import ediyoruz. Ardına da hangi widget'te kullanacaksak orada stil kısmına ilgili fontu yazıyoruz. Şimdi bunu hemen bir uygulamasını yapalım. Önce sadece bir widget'te değiştirmeyi göstereceğim. Daha sonra da tüm uygulama içerisinde nasıl değiştiririz onu göstereceğim. Şimdi şu olabilir. Eğer 1000'e yakın belki bir text widget kullandınız. Çok kapsamlı bir uygulama yapıyorsunuz. Her birine tek tek girip ya işte ben bu fontu değiştireyim demek bizi uğraştırır. Yükleme işlemine geçiyorum. Dependencies kısmında fontun adı ve versiyonu bilgisi var. Bunu alıyorum. PubSpec yalm'da dependencies kısmına ekliyorum. Buradaki boşluklara dikkat edelim arkadaşlar. İki boşluk oluyor malum paket yüklerken. Kaydettim ve Visual Studio Code bana Flutter PubGet komutunu yazmadan kendi yazarak çalıştırdı ve sıfır hata koduyla döndürdü. Yani paketim şu an uygulamama entegre oldu. Haydi bunu o zaman main.dart dosyamıza, uygulamamıza ekleyelim. Direkt main.dart dosyamıza dedim. Çünkü uygulama boş bir uygulama şu an. Görünür olarak sadece bir scaffold var. Üstte bir tane app var. Altta da ortalanmış bir şekilde metin kutusu. İlki merhaba dünya yazan metin kutum aynı şekilde kalsın. Farkı görebilmek için eski halini görelim. Altına bir tane de selam dünya yazan bir widget ekleyelim. Şimdi bunlar çok bitişik. Farkı anlayabilmek için de çok sevdiğim widgetlerden, hayat kurtaran widgetlerden Divider kullanıyorum. Umarım görebiliyorsunuzdur. Şu an yani font stiliyle eleyeceğim için fontu büyütmedim. Kafa karışıklığı olmasın diye iki işlem. Evet, selam dünyada burada fontu değiştirmek istiyorum. Yine malum fontla alakalı herhangi bir görsel değişiklik yapmak için stil veriyorduk. Style'a girdim. Buraya Google Fonts yazıyorum arkadaşlar. Zaten paket yüklü. Şimdi hangi fontu seçeceğim? Açıkçası farkı anlayabilmemiz için biraz değişik bir font seçmek isterim.
Google Fonts'u açtım. Evet. Pacifico isimli fontu seçeyim. Arada Visual X kodu da açtık sanırım. Pacifico yazıyorum. Çıkacaktır diye düşünüyorum. Pacifico çıktı. Evet, şu an ağlamıyor. Kontrol macOS için Command S'ye basıyorum. Evet, fontun değiştiğini gördük. Tamam, ilk aşama güzel. Ama biraz önce demiştim, çok yerde geçiyorsa her yere girip ben bunu değiştirmekle uğraşamam. O yüzden ne kullanıyorduk? En yukarıdaki en sefiydi widget ağacımızın en tepesindeki widget'a Material kısmında bir tema veriyorduk. Buraya dilerseniz fontumuzu buraya entegre edelim ve her yerde değişsin. Buradaki Pacifico olan font bilgisini siliyorum. Yine ikisini de Roboto'ya çeviriyorum. Evet. Burada temamız gözüküyor. İçerisine varsayılan renk olarak işte turuncu rengi vermişiz. Şimdi buraya ben text teması vereceğim. Yine az önce çağırdığım gibi Google Fonts diyorum. Pacifico isimli fontu yine çağırıyorum. Ancak burada bakın text teması olarak çağırıyorum ki tema olarak geçerli olsun. Kaydet diyorum. Font değişti. Bazen en üstteki widget'la çalışırken değişikliklere anlık güncelleme ile hot reload'la göremeyebilirsiniz. Bazen restart etmeniz de gerekebiliyor. Bunu da hatırlatmış olayım. Evet arkadaşlar, herhangi bir şekilde bir font indirip klasörüme koyup uygulamamın boyutunu arttırmadan font değiştirme işlemini, Google Fonts içerisinden bir font kullanma işlemini başarıyla gerçekleştirdik. Umarım sizin de işinizi görür. Herkese iyi çalışmalar.